karar verdiğimde hayran olduğum iki tane kadın oyuncu vardı. Bayılıyordum enerjilerine. Böyle biraz soğuk buluyordum ama hoşuma gidiyordu. Böyle hoş, karizma katıyormuş gibiydi ve onları sahnede izlemek çok büyük bir tutkuya dönmüştü benim için. Sonra o 2-3'e çıktı. 3 kadın oyuncuyu çok beğenir oldum ve onları izlemekten çok haz aldım. Sonra yıllar önce bir televizyon dizisi teklifi geldi. Çok heyecan duydum projeye. Hatta neredeyse olmuyordum, olacağım diye çok uğraştım. Oldurmak için çok uğraştım. O işin içinde olmayı çok istedim çünkü. Ve işte o hayran olduğum 3 kadın oyuncudan biri oradaydı. İnanılmaz heyecanlıydım çünkü hem onu seviyorum hem hayat arkadaşını çok seviyorum. Yani gerçekten oyunculuğa gönül verdiyseniz olmazsa olmaz isimlerden biriydi ve onunla yıllarca bir seti paylaştım. O kadar eğlenceli biri çıktı ki, o kadar eğlendik ki ve o kadar vicdanlı, hatır şinas, hep eli üstünüzde, hep sizi düşünen, hep böyle hani bir bağlantı kuran sizinle ve herkese böyle bir bağ kuran sevdikleriyle. Şimdi bugün onu ağırlayacağım. Çok heyecanlıyım çünkü hayatın da hakkını çok güzel veriyor. Eş olmanın da, sanatçı olmanın da, anne olmanın da ve o kadar naif ve zaten olması gereken bu der gibi yapıyor ki bunları. Sen böyle yırtınıyorsun, yırtınıyorsun ya. O garip oluyor o zaman onun yanında. O hep çok sakin, çok dingin ama en çok eğlenen, en çok hakkını veren, ilişkilerin en hakkını vererek yaşayan isim aslına bakarsanız. O yüzden seviyorum. O böyle çok sık görüşemiyoruz ama etrafımda olduğunda falan böyle bir garip bir dinginlik geliyor. Evet diyorum ya, böyle olmasın, bunu unutmamasın ama sonra hayat gene unutturuyor. Çok sevdiğiniz bir ismi ağırlayacağım aslına bakarsanız ama ben de ayrı sevdiğim için böyle bir sizlerle ön dertleşmede bunları söylemek istedim. Peşinden gideceğimiz cümle aslında tam olarak onu anlatmıyor ama onun da fikrini merak ediyorum bu cümleyle ilgili. Spinoza'nın bir sözünü seçtik. Önemli olan yargılamak değil anlamaktır. Aslında evet, hayata bakışıyla alakalı olarak bu cümleyi bu kıymetli misafirime, hayran olduğum ve bir dönem birlikte bir dizide rol alma şansını yakaladığım canım Bennu Yıldırımların hayatının özeti olabilir. Hoş geldin Bennu. Kuzum hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sağ ol. O kadar özelsin ki. Gene çok güzelsin. Sen güzelsin. Sen güzelsin. Tescilli güzelsin. Vallahi sensin güzel. Canım sağ olasın. Bennu nasıl beceriyorsun? Gerçekten bu kadar dingin olup hem böyle yıllarca bir evliliği aynı güzellikle sürdürmek, mis gibi bir evlat yetiştirmek ama bu arada kariyerinde her içinde olduğun projenin yıllarca sürmesinin ayağının bereketi var yani bence projelerde. Zaten tiyatroyu konuşmayacağım, yani tiyatro sahnesinde devleşen bir kadınsın sen. Yani benim için sen varsın, Tilbe Saran var. Hani o üç kadın, üç kadın kim? Bennu Yıldırımlar, Tilbe Saran ve tabii ki vazgeçilmezim Zerrin Tekindor. Yani bu üç kadın sahneye çıktığında ben hep böyle diyorum. Onlar oyuncuysa sen nesin acaba? Böyle bir devleşme olamaz sahnede, duygum oluyor. Canım harikasın, teşekkür ederim. Nasıl beceriyorsun ya? Zor. Dışarıdan dingin gibi görünsem de aslında içimde başka şeyler taşıyan normal bir insanım. Ama ben çok dalgalı, kalabalık, işte başka şeylerin yer aldığı durumları sevmediğim için bulunduğum ortamda da onların olmamasına özen gösteriyorum. Bir şey varsa da hani sakinleştirmeyi tercih ediyorum. Bu hep böyle miydi? Galiba çocukluğumdan beri böyleydi. Sakin bir ailede mi büyüdün? Yani her aile olduğu gibi çok sakin olmadığımız dönemlerde olmuştur ama böyle hani sessizliği dinlemek bende her zaman daha iyi yansıma yapıyor diyeyim. Evet yani merak ediyorum. Ama önce hemen böyle bir projeleri konuşalım mı? Olur. Seni tekrar ekranlarda göreceğiz. Evet. Bir projeyi kabul etmişsin. Çok yeni, evet. Çekimleri başladı mı? Dün teaser'ını çektik. Bugün çekime başladılar. Bugün başladı. Benim biraz daha sonra çekilecek sahnelerim. Veda mektubu. Evet.
Veda mektubunda canım Nurgül Yeşilçay, onu da ağırlamıştım. Çok eğlenceli bir program yapmıştık birlikte. Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım'la beraber başrolleri paylaşıyorsun. Evet. Benim canım Elif Çakman'ım da varmış. Bakalım. Aa, ne güzel olmuş böyle. Elif de benim çocuklarımın annesi yani. Melisa'yı birlikte büyüttük Elif Çakman'la. Çok severim. Ona da buradan sevgiler olsun. Sevgiler. Elif annemiz. Neden veda mektubu? Hemen onu sorayım. Böylelikle aslında projelere nasıl baktığın, neden dokunduğun proje uzun seneler sürüyor da anlamış olacağız. İstisnalar kaydını bozmaz. Dinliyorsun. Hikayesi tabii cezbedici. Hikayenin yazarı Mahinur Ergun. Tabii bunlar etkilenmeme neden oluyor. Böyle güzel, iyi oyuncularla birlikte hadi bakalım başka bir sınav verebilecek miyim? Bir heyecan, çünkü heyecansız olmuyor bizim meslek, biliyorsun. Evet. Bu sefer seni ne heyecanlandırdı projede? Karakterin bir özelliği mi? Yine bir sabırdan gidiyor benim karakterler. Hep bir sabır var. Sabırla. Ya sabır. Sabır var sende gerçekten. Ya. Aslında sabırsızım da çaktırmıyorum. Ben 7 aylığım zaten sabırsızım da. Sabırı oynamayı seviyorsun. Sonunda söyleyeceğim bir bam cümleyle hani evet o yüzdenmiş demeleri belki hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Yani güzel bir ekibin içinde yer almak bana her zaman keyif veriyor, gurur veriyor. Dün de teaser'da bayağı bir şeyler çektik, ettik. Farklı bir teaser'la geleceğiz bakalım, umarım. Ortam güzel. İyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Ne zaman karar verdin oyuncu olmaya? Oyuncu olmaya hemen öyle karar verilmiyor ama içinde bir şeyler hissediyorsun hikaye anlatmak açısından. Biraz da sanırım tek çocuk olmanın kaynaklı başkasını bulamadığım için. yani lise sondayken biraz dank etti acaba dedim. Ha. Ama böyle şey, kız erkek aynı okulda olmadığımız için Erenköy Kız Lisesi. Öyle tiyatro faaliyetleri olan bir okuldaydı sadece kız lisesi olduğundan. Denemek istedim. Yani sadece denemek istedim. Ben oyuncu olmak istiyorum gibi bir şey yoktu yani. Denedim. Oldu ama... Şey, o zaman hazırlık sınıfı okunuyordu konservatuvarda. Hazırlığın bitiminde bir öğretmenlerime sorarım dedim tabii 17 yaşında girince oraya. Sonra sınıfı direkt geçince sormayayım ayıp olacak dedim ve devam ettim. Böyle başladı. Öyle oldu, öyle oldu. Aa, ne enteresanmış. Evet. Ailede oyuncu? Ailede yok. Oyuncu edebiyat, yok. Herhangi bir baktılar şey. Baktılar şöyle, engel olmadılar. Bu da nereden hani... Olacak mı bundan, bir şey olacak mı diye. Peki fikirleri var mıydı oyunculuk ve oyunculuk dünyasında itiraz eden oldu muydu? Hayır, hiç öyle itirazla karşılaşmadım. O açıdan dört ayak üzerine düştüm ama yani mesela mezun olurken dördüncü sınıf işte şey üç kız kardeş oynadık. Babam şey dedi, evet şimdi seni daha iyi anlıyorum, evet bu işi yapabileceksin, hala hani şüpheleri varmış ki. O güne kadar hala şüphe var. Yani çocuğumuz da konservatuara gidiyor, hani öyle demiyorlardır mutlaka da dışarı. Ama görünce sahnede bazı şeyler daha aydınlandı sanırım. Hiç bir an ya oyunculuk yapmasaydım da şunu yapsaydım dediğin oldu mu hayatında? Şimdi özellikle bu pandemi dönemini atlatırken bir sürü şey geçiyor insanın kafasında. Biraz daha mı çekilsem, daha mı sakin, yaşta biraz daha ilerliyor tabii. Ama o heyecansız olmuyor ya. Evet. O heyecanı yaşamak istiyor insan. Seviyorsun. Hem tiyatro sahnesi özellikle. Onu yapmadığın zaman antrenmansız, bir güçsüz, kuvvetsiz hissediyorsun. Tiyatro sahnesinden hiç uzak kalmadın sen. Kalmadım. Biliyorsun sen beni. Evet. Bir dönem böyle 3 tane oyun vardı falan. Evet, şimdi de 2 oyun mu var? Şimdi de 2 oyun var. 12. gece değil mi? Evet. Bir de Tartuf mu var? Tartuf. Tartuf yeni oyunumuz. Molière'in Yiğit Sertdemir yönetti. Çok güzel, yine iyi bir ekibin içindeyim. Yani benim şansım herhalde böyle hep anlaşan güzel ekiplerin içinde olmak. Televizyonda olsun, tiyatroda olsun. Kötü ekip birbirini çok kötü etkiliyor. Doğru söylüyorsun. Bir de sen ekibe çok kıymet veren ve önemseyen birisin. Böyle setteki enerji iyi değilse mutsuz oluyorsun. Oluyorum, kafaya takıyorum çünkü. Evet. Bir şey varsa yanında konuşulmuşsa çözmeye çalışıyorum. Evet. Bak ben de takıntılıyım, gördün mü? Sen takıntılısın da bedenin şu, belli etmiyorsun. Ben seni tanıdığımda inanamamıştım. Yani Pandora'nın kutusu gibi. Böyle sürprizler, 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 sürprizler. Ben senin mesela bu kadar takıntılı olduğunu, bu kadar eğlenceli olduğunu, hayatı bu kadar yaşamayı sevdiğini falan hiç ummuyordum.
Şaşırtmak da hoşuma gidiyor. Sanırım oyunculuğun hani getirdiği bir şey. Evet. Şaşırtmak güzel bir şey. Peki çok ünlüsün çok. Ama çok ünlüsün. Çünkü şimdi çok ünlüsün. Yani oynadığın bütün projeler yıllarca televizyon ekranlarında en sevilen diziler oldu. Ve uluslararası platformlarda da hep satışı çok oldu. Ve sen çok ünlüsün. Ama sen orada değilsin. Değilim orada. Çek beni oraya. Çek beni oraya. Beni ünlü. Neden değilsin? Ya bu kendimle çelişmemem gerekiyor hayatımı yürütürken. Bir defa bulunduğum toplum ve halktan da uzaklaşmamam lazım. Onlarla birlikte kendimi başka bir yere koyarsam başka bir durum olur. Öyle de yetiştirilmedim ki. Evet. Yani ben sokaklarda yürüyen, işte market alışverişi yapan bir insanın geçen mahallemde markete gittim. Arkamdan 8-9 yaşında bir kız çocuğu geldi annesiyle birlikte. Hep de kaşımda bazı eksiklikler var. Kalemle falan şey yapıyorum. Ve nasıl olsa markete gittim hani. Yapmayayım. Resim çektirebilir miyiz? Böyle bir kaldım. Tabii çektirelim. Şöyle yaptım hani gölge yapıyorum. Yukarıdan hani şey gelmesin farklılıklar belli olmasın diye. Kadıncağız kim bilir hakkımda ne düşündü. Bir fotoğraf şöyle çekerseniz ben ondan marketin içinde ben. Öteki de domates alacağım diye. Hayır bir şey hayır da diyemiyorsun 9 yaşındaki çocuğa. Öyleyim ya ne yapayım. Market alışverişe giderim. Ayrıştırılması gereken cam şişeleri vesaire kartonları bir yere koyarım falan. Geçen öyle koyuyordum baktım o hani çekçekte dolaşan arkadaşlar var. O tam böyle geldi. Ben iki tane kartonu ona uzattım. Bak dedim ben hep bu tarafa koyuyorum falan. Kolay gelsin falan diyor. Öyle, hayat bu. İletişim içinde olmazsa onun ne hissettiğini, nasıl yaptığını ya da böyle değer vermelisin. Biz öyle yetiştirdik. Yani kim olursa olsun. Peki gününde değilsin ve fotoğraf çektirmek istemiyorsun. Aa, bir iki defa oldu canım o kadar da değil. Değil mi? Yani ben kendimi kötü hissetmeyeyim kendimi, değil mi? Çünkü ben 9 yaşındaki çocuğa kendimi kötü hissediyorum diyemezsin. Ay, zaten kendimi kötü hissetmiyordum ama kaşlarım eksikti. Kaşım eksik ama ben sana şöyle bir poz vereyim diye. Ya ben bazen kötü günümdeysem ve gelmiyorsa içimden hayır dediğim için sonra çok üzülüyorum. Yok yapıyorum yapıyorum. Bak ben de geliştirdim kendimi. Yapabiliyorum. Yapıyor musun? Ama. Hayır vallahi diyor musun? Yapıyorum. Benim en büyük şeyim, ya benim hayır de ya bir kere hayır de. Demiyor hayır, demiyor hayır. İyi, çok sevindim buna. Ya bir dönem şeyi oynuyorduk şehir tiyatrosunda. Hangi oyun? Bir Çehov oyunuydu. Üç kız kardeşi oynuyoruz. Ya da işte yaprak dökümü oynuyoruz yine şehir tiyatrosunda. Çocuklar gelir, ödevler verilir ya hani liselerde, evet. Ortaokullarda falan. Yani garip garip sorular hazırlıyorlar. Yani sırf ödev yapmak için. Hani öyle ah tiyatroya gittim, onu şey yaptım. Anlamamışsın konuyu. Sen şimdi haftaya tekrar gel, benim misafirim olacaksın. Kitabı okuyarak gel. Tekrar oyunu izle. Ondan sonra bana o soruları sor falan. Aa, ben böyle şey iki oyun arası bir de çocuklara ödev yaptırıyordum. Millet gıcık oluyordu bana. İnanamıyorum. Ama ben dokunmayı seviyorum. Bir kadın vardı, oyun oynuyordu. Bana da böyle bir şey dedi. Bak şimdi birkaç tane daha kitap okumama, işte hayata biraz daha farklı. Ben dokundum diye değil. Ama böyle bir şey kalsın insanların ya. Ama bu da bir görev bilinciyle yapılmıyor. Eğer bir şey soruluyorsa onun yanıtını vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani böyle bir garip bir tipim işte. Garip bir tip falan evet, değilsin garip. Ya. Çok tatlısın. Sen tatlısın. Vallahi yani gerçekten öyle. Peki yani tabii yine Bülent Bey'i de söylemeden, Bülent hocamı da söylemeden geçemeyeceğim. Müthiş bir evlilik ve aşk ama sen mesela bunun da konuşulmasını ne var ya evlendiysen ve aşıksan ve İşte ya da işte bir hayat arkadaşlığı tabii ki 30 sene sürecek. Nesi garip? Tonunda bakıyorsun ya meseleye. Ama aslında çok garip ya. Nasıl oluyor bu iş? Yani bunu bana anlatır mısın? İki oyuncusunuz, iki iyi oyuncusunuz, iki yoğun iyi oyuncusunuz ve bir ömrü beraber geçiriyorsunuz. Zamanla herhalde öğreniliyor. Birbirimize ters gelebilecek noktalarımız yok gibi bir şey tabii ama o hani kendine ait alanları yaratmak açısından birbirimizi serbest bırakıyoruz. O kadar devamlı iç içe olma ya da hepimizin koşturduğu alanlar onlar da yardımcı oluyor yani. Ama anlayışlı olmak, ne durumda olduğunu hissedebilmek. Devamlı iç içe olmamayı nasıl başarıyorsunuz? Yani herkesin gidebileceği noktalar var. Mesela Asos'u çok sever Bülent. Ben Asos'ta o kadar uzun süre kalmıyorum. Benim gideceğim yerler var. İşte ya kızıma giderim ya babama giderim vesaire.
Böylece yazın özellikle devamlı olamayabiliyor ama kışın devamlı birlikteyiz, merak etmeyin. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Kaç yıl oldu benim? 95'te evlendik. 95. Hesaplayamadım arkadaşlar, hemen hesaplayın bana 95'ten. Çeyrek asırı geçti. Evet. Nasıl yani, sahnede mi tanıştınız? Nasıl tanıştık? Bülent Mimar Sinan'dan, ben İstanbul Üniversitesi. Evet, farklı. Tabii o dönemler iki konservatuar da birbirine çok gelip giderdi öğrenciler olarak, ha, arkadaştık. O sırada okul oyunlarında, yani konservatuar oyunlarında zaten kendini o kadar belli ediyordu ki, çok daha farklıydı yani hepimizden. Ama evet, ne değişik değil mi? Ama çok sonra, 94'te biz Flör'de başladık. Ha öyle tabii mi? Tabii canım, öyle değil. Önce arkadaş oldunuz mu? 94'te tabii Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndan geldi. Ondan sonra biz öyle flört ettik. Ondan sonra nişan ve nikah. Ve yani, adacık. Evet. Ne yapıyor? Ne yapsın? İyi, elinden öpüyor. Elimden öpmesin koca kız ya. Bunu da yapma, düşeceğim şimdi sana. Valla bayağı büyüdü, 23 yaşında. Evet. Evet, üniversite mezunu, bakalım. Oyuncu. Oyunculuk bölümünden mezun. Daha oyuncu sayılır mı? Yavaş yavaş kuzucuğum. Oyunculuk bölümünden mezun olunca oyuncu olmuyor. Hemen oyuncu olmuyorsun ki. Ne zaman oluyor, oyuncu musun? Oluyoruz? Ay Ceyda. Ama bir yapa, şey söyleyeceğim. Yapa. Onun okuduğu bölüm ve daha hani sanki her sene onlar oynuyormuş, audition'a gidiyormuş gibi geliyor bana orada. Burası audition, gibi değil sanki. Yok. Burası da oraya benziyor yani. Öyle fırsat mi? Lar ülkesi gibi görünse de daha da farklı bir şekilde bir savaş var oyuncular arasında. Yani savaş yanlış bir kelime oldu. Rekabet. Da. Rekabet. Yani audition'da aldın aldın, alamadın. Tekrar başka audition. Yani orada bak, sabırlı olmak gerekiyor. Peki şimdi sen buradaki tedrisatı biliyorsun. Adayla da yurt dışındaki oyunculuk eğitimini deneyimledin. Nasıl, düşündüğümüz kadar büyük farklar var mı? Bana böyle orası daha disiplinli. Daha böyle hani dansı da en iyi öğreniyor, sesi de en güzel çalışıyor. İşte tiyatrolara bir bağ kuruluyor, okullarla gibi geliyor. Bilmediğim için hayalimdeki formu bu. Oradaki sektör çok büyük bir sektör. Yani bu adanın gittiği okulda tabii ki hem teori açısından hem pratik açısından yetiştirdiler. Onların en büyük şanssızlığı ilk bir yıldan sonraki 3 yıl biliyorsun. 2 yıl pandemiyle geçti. Zoom'dan yaptılar, Zoom'dan oyun yaptılar ya da işte kamerayla çekilen oyunlar yaptılar. Hani o seyirciyi de çok hissedemeden, o konuda içinde bir ukde var doğal olarak. Ama okul sonrasında böyle bir imkan sağlamadı mı pandemide, biz yüz yüze olamadık, hadi gelin bir senede bunu yaşayalım gibi bir şey. Öyle bir şey olmadı. Tatsız olmuş. Her mezun da böyle paldır küldür hemen sektörün içine giremiyor. Biraz daha sabır, deneme ve auditionlardan gidiyor. İstedin mi adanın oyuncu olmasını? Özellikle onun hakkında istemekle değil, o ne istiyorsa onun üzerinden gidildi gibi geliyor bana. Orada da alan açtın adaya yani. Evet, ay bunu yapamazsın, annem baban oyuncu denilir mi çocuğa? Ya bir de sizin gibi oyuncu anne babanın zaten oyuncu çocuğu olur gibi geliyor bana hep dışarıdan. Ne olacaktı ya? Herkes çocuğunu farklı gözle bakar. Yani ada çok küçük yaşından itibaren müzikle çok içli dışlıydı. İşte konservatuar dönemi de oldu. Müzik açısından fena yetişmedi. Sen biraz müzikte iyi ol. Yani müzikte devam etsini gönlün istiyor gibi sanki. Yani bir müzikal de okusun isterdim ya. Değil mi? Zevkli. Ama annelerin istekleri biter mi? Bitmez. Bitmez. Nasıl şimdi ilişkiniz? İyi, fena değil. Geldi mi, Türkiye'de mi? Şu an burada, dönecek yakın bir zamanda. Bakalım. O oradayken de ben fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Bana da iyi geliyor tabii. Ay gelmez mi? Çok keyifli. Peki, aslında tabii sormak istediğim çok şey var ama sor, böyle sor. Hepsini sor sor diye. Ama köşeye sıkıştırma dedim, ben de sıkıştıramıyorum, şaka yapıyorum. Zor soru sorma. Zor soru sormayacağım, hiç tamam. Öyle bir şeyim yok. Daha yapmak istediğin neler var? Senin çünkü böyle hayat heyecanın hiç bitmiyor ya, onu merak ediyorum. Ya ben gezip görmeyi çok seviyorum. Evet. Biraz hareketli yaşamı seviyorum derken hani geceleri akıyorum falan değil. Yani nerede ne var ona gideyim. Sergi olsun vesaire olsun. Böyle her şeyin sana bir aralık bıraktığı dönemlerden geçmiyorsun. Devamlı bir şeylerin oluyor. Geçen
bir boşluğum vardı. İstanbul Tükenmeden diye bir ekip var. Instagram'dan belki orada işte Balat ve Fener gezisine katıldım bir arkadaşımla beraber. Büyük keyif aldım. Her gün gezi olsa ben giderim. Birileri bana anlatsın. Ben dinleyeyim. Nerede ne var? Hani gezdiğim bir yer olmasına rağmen tarihini bilen bir insanla, Moise Gabay'la birlikteydik. Yani o anlattı her şeyi. Nefis bir gün geçirdik arkadaşımla. Ama ben gerçekten böyle hani açım bu konuda. Manasurları gezdirsinler. O tarafları işte Ayasofya'yı gezdirsinler. Başka şekillerde anlatsınlar. Gezemediğim ya da gezdiğim farkında olmadığım İstanbul'un peşinde koşturmak isterim tabii ki. Ama bütün ülkeye karşı da böyle bir heyecanın var. Sadece İstanbul değil. Hani sırt çantasını alıp gitmeyi sevenlerdensin. Evet, ben aslında çocukluk hayalim öyleydi ama o sırt çantası hala sırtımda biliyorsun. Evet, benim çeşit sırt çantam var. Bir türlü gidemiyorum. Evet, aslında gidiyorsun kendine. Gidiyorum böyle iki günlük, üç günlük falan fırsat bulduğum zaman. Sen ve sırt çantam. Bende bir gitme isteği var. Evet. Bak buna rağmen... Düşün neler İyi olabilir. Duruyorsun. İyi duruyorum. Evet. Vallahi iyi duruyorsun. Evet. Gene de mesela yuvayı seviyorsun. O evini değiştirdiğin dönemi hatırlıyorum. Çok büyük bir heyecandı senin için. Çok büyük bir mutluluktu. Bir yandan yuvana da çok hakim olmayı ve orayı oluşturmayı seviyorsun. Ama hakikaten o sırt çantası da hep kapının kenarında ya da sırtında. Evet. Ama bence her insanın böyle bir hakkı olması lazım. Değil mi? Özgürlüğü olması lazım. Yani ben böyle şımarıkça burada anlatıyorum ama o olabilmeli. Bunun adı şımarıklık değil. Gidip de yani bunu da yapabilirsin ayrıca da hani en lüksünden falan araba kiralayıp filan teknesiyle öyle. Yok canım, hiç ki öyle. Yapabilirsin. Yani o taraklarda bizim olmadığını biliyorsun. Evet, biliyorum ama hani sonuçta bu kadar çalışıp alın teriyle para kazanan bir insanın hakkıdır bunu yapmak da elbet. Fakat seninkisi daha naif, daha böyle öğrenci gibi yaşıyorsun. Evet, bir türlü büyüyemedim ben. Evet. Ve şey de tavrında da o var ya senin, bıcır bıcır ve niye bakalım böyle? Kaç sene daha böyle sen idare ederiz. Sen hiç belli etmiyorsun bu hallerini. İlla o kapıyı açıp görmeleri gerekiyor. Niye böyle? Bilmiyorum ki. Öyle mi korunaklı geliyor sana? Bilmem. Ama o hali seviyorum. Daha hani daha basit şeylerle halledebileceğimiz şeyleri çok süslü püslü halde halletmek istemiyorum diyeyim. Hmm. Ada nasıl oldu? Ada nasıl? Nasıl bir çocuk oldu? Ya iyi, ne diyeyim, bak kendi çocuğum hakkında şey, anlayışlı, dinleyen, saygılı bir çocuk oldu. Mutlu mu? Zaman zaman o da yani, o da normal bir insan gibi hepimizin gelgitleri olabiliyor. Ama toparlıyor, ediyor. Bizim de gelgitlerimiz var. Gidişat konusunda, hayatın gidişatı. Ama aile olarak... ya da bireyler olarak toplum içinde yaşayan insan olarak birbirimize umut verip hayatın ne kadar yaşanılması iyi bir şey olduğunu hatırlatmak lazım. Çok sinirlendiğinde ne yapıyorsun? Çok sinirlendiğimde bilmiyorum. Sen çok sinirlendiğimde beni gördün aslında. Gördüm. Sinirlendiğimde farklı bir şeyler çıkıyor değil mi? Evet. Ben söylemeyeyim, sen söylesin. Çok güzel bağırabiliyorum. Güzel bağırıyorsun. Evet evet, evet. Sesimin ne kadar yüksek olabildiğini hissettiğimde, ama fena değil, bu vücut çalışıyor diyor. Bu güzel diyor, değil mi? Hep bir bedeni fark etme hali. Evet, evet, evet. Konuşarak çözüldüğüne inanıyor musun birçok şeyin? Konuşarak çözülmeye inanıyorum. Ama bir yerden sonra konuşularak olmayabiliyor, haklısın. O günü hatırlıyorum, o yüzden. Siz de şaşırdınız. Biraz ama evet. Yani sabrım o kadar. Ama de. Hepimizin sabrını taştığı yerler vardı. Birbirimizi çok benden güzel beklemiyordunuz biliyorum. Evet, bak de, şaşırtmışım yine. Çok ya bilmiyorum, tabii ki senin çok kıymetli, çok keyifli projelerin ve setlerin oldu ama benim gerçekten hangi güne dön deseler, hangi sete gidip ben Umutsuz Ev Kadınlarına başlardım. Senin fikrini bir merak ediyorum tabii ama herhalde başka bir settir senin. Yaprak dökümüdür gibi geliyor bana senin için. Ya bütün setlerin ayrı tadı var. Tabii ki biz orada 4 kadın, 5 kadın bir de birbiriyle anlaşabilen kadınlar olduğumuzdan dolayı o günlere dönmek isterim. Niye çok olmasın? Güzeldi. Güzeldi. Yani benim hayatımın en keyifli setiydi ve evet dediğin gibi yani 5 kadın her şey olabilirdi. Çok küçük aksaklıklarla atlattık diyeceğim yani aslında. Evet. Güzeldi, evet. Çok keyifliydi. Hangi işi kabul etmezdin dönüp baktığında? Hayat görüşüme hay Allah dediğin var mı? Ters olan
hani mantığını oturtamadığım hikayelerde, enerji açısından ne verebileceğimi bilemediğim işleri hayır diyorum. Evet dediğin üslubunca. Var üslubunca. Hayırı sen demiyorsundur bence, birine dedirtiyorsundur. Evet yani. Yoğunluktan ötürü Beynu Hanım projeyi kabul edemiyor. Sinema filmi? Sinema filmi çok olmuyor biliyorsun sinema. Evet. Ya da işte geçen olmuştu fakat öyle bir zamandı ki ben kızımın yanına gidiyordum. Kabul edemedim. Gonca'nın işi, Gonca Usta terini. Sonra geçen de karşılaştık. Baktım gerçekten gittim geldim yani. Bir de daha üstünde durulabilecek, daha ön çalışması olabilecek film olabilse. Çok güzel filmler izliyorum bizim sinemamızda. Yurt dışı işleri tabii izlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hele bu pandemi dönemi bir sürü bir izlemeye verdik kendimizi. Tabii. Gözlerimiz yoruldu epeyce. Daha farklı, daha tiyatro gibi ön hazırlığı olan bir işin içinde tabii ki yer almak isterim. O zaman dijital platformlar seni daha mı mutlu eder acaba? Eder gibi. Dijitallere duyurulur. Değil mi? İyi olur. Sanki seni orası daha yani başı sonu belli, ön hazırlığı olan televizyon dizisinden çok. Ben mesela seni uzun bir süre artık dizide görmem diye düşünüyordum. Şaşırdım bu projeyi kabul etmeni. Ama mesela oradaki arkadaşlarla da çok güzel bir ekipte olan şüpheliler. Evet. Görüşüyoruz hala. Kadınlarla aram iyi. Evet, gayet güzel bir şey evet. Değil mi bu? Yani sen aslında hem kendi yaşıtların hem senden küçüklere çok böyle alan açmayı biliyorsun ya. Galiba senin sihirli kelimen bu. El vermek. El veriyorsun ama bir de gerçekten alan tanıyorsun. Mesela benim çok becerebildiğim bir şey değil. Ben böyle hemen bir olalım, hep beraber olalım. Aman hiç ayrı bir şey yapılmasın. Her şeyi birlikte yapalımcı biriyim. Çok iyi gelmiyor tabii bu aslında süreçte, ilişki içinde, arkadaşlıklarda da, Bülent'le de. Mesela sende gördüğüm o alan açmanın verdiği haz galiba sana iyi geliyor. İyi geliyor. Herkesteki değişimi görmek de hoşuma gidiyor. Peki nasıl güven sağlıyorsun mesafeli bilmiyorum olunca? Ki. Şimdi hani beni görenler tabii daha soğuk görüyorlar evet. Haklı olarak. Yani böyle de görünmek işime geliyor aslında. Evet sen seviyorsun soğuk görünmeyi. Yok tipimden de ben de böyle şöyle aynaya baktığımda soğuk duruyorum ama herkese de gülümseyemem ki. Evet ama çok yani eğlencelisin ya aslında. Ama bütün eğlenceli yanlarımı gösteremem ki Ceyda. Evet. Göstermemelisin. Senin kadar mesela matematiği yüksek, her şeyi organize edebilen, bir sürü şey hakkında fikri olan, bilgisi olan bir insan. Ben de sana gıptayla bakıyorum. Neleri danıştığımı biliyorsun. Evet. Yani bana birisi bir şey, Ceyda bilir. Hemen Ceyda'yla ilişki kurmak lazım. Sendeki beyin başka türlü bir işleyişi var. Ama işte alan açmayı bilmiyorum ben de. Bunu senden anahtarını almak isterdim yani bu meselenin. Bence bir işte o sakinlikle biraz sessizlik içinde kalmak. Ki sen arada sırada yapıyorsun bunu. Evet. Bazen başarabiliyorum. Gerçekten. Ya da bu kendine çok güvenmekten gelen bir şey mi? Sen kendine mi çok güveniyorsun? Gerçi ya ben de kendime de çok hani ben kendimden çok etrafımdakilere sanırım. Güveniyorsun. Çünkü onlarla iletişim iyi olursa, iyi bir enerji alışverişi olursa bir şeyin daha iyi çıkabileceğine inanıyorum. Hele bu yaptığımız meslekte kolektif bir meslek. Tek başına kadar güzel tırada okudum falan olmuyor. Tabii. Yani baştan bir şeyi birlikte ve iyi bir enerjiyle yapıyorsan senin o tiradın her gün daha farklılaşarak, daha güzelleşecek. Senin de ummadığın yerlere doğru gidecek. Gibi geliyor bana. O zaman bu biraz tiyatrodan da gelen bir ahlak ve öğreti gibi mi? Bir egoizmle ilgili hani herkeste bir ego var evet. Ama egoist olmamak gerekiyor. Egoya zaten ihtiyacımız varmış tabii. Artık onu ego kelimesini böyle bir uzun bir süre araştırdım. Egoya hepimizin ihtiyacı varmış ama dediğin gibi o egoist ya da egoizme gelirse artık zararlı bir yere geliyor. Yoksa var olabilmemiz için, kendimizi var edebilmemiz tabii. için. O egoya ihtiyacımız varmış ama işte her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi. Evet. Orada bir limit var. O limit de sende var. Diyorsun. Teşekkür ederim. Sence yok mu? Dur onun üzerine gidelim. Yani bence var. Ben bir de vermeyi de seviyorum yani. Paylaşmayı seviyorsun. Bilgini, evet, işte bilmeyi. Evet, tek çocukluktan kaynaklı. Evet aslında ben i̇şte de İşte arkadaşlarını da kardeşin gibi seveceksin falan öğretilerinden geldiğim için. Evet. Herkes kardeşim duygusuyla. Çok seviyorsun gerçekten. Severim. Çok da arkadaşın var.
var yani yeterli derecede arkadaşım evet. var. Dostlukları bir şekilde de devam ettirmek istiyorum. Herkesin zamanı uymuyor. O zaman gerçekten hani normal insanlar gibi 5-6 insanın arasında hayatın geçiyor ki bu çok normal insan. Peki şey. Mesela ada küçükken de böyle miydin? Gezme, arkadaşların, işte ada yer tarafı Bülent götürdüm Hoca. Yani. Ha, beraber geziyordunuz. Büyüyünce bana bir şeyler söylemesin diye. Ha öyle de. Beni bırakırdın. Giderdin falan böyle hikayeleri de sevdiğim için. Her yeri mi birlikte? Ya oyunlara götürürdüm neyse yani küçüktü ama alışsın diye sosyalleşsin diye. Arkadaşlarımın hepsiyle benden belki de daha fazla arkadaş. Ne kadar güzel. Yani yol gösterici oluyor tabii böyle hani kardeş gibi sevdiğin iyi insanlar. Önemli. Bir gün yönetmen olacak mısın Bennu? Eyvah Ceyda senin için olayım mı? Bak bu konuyu düşüneyim. Bana öyle bir sordun ki evet. olmam gerekiyor ben Ceyda için. Ne o duygusunu? Bekliyorum böyle bir şey. Bir kadın gerçekten. Hikayesini yönetmek. Ya sahnede ya bir hani kısa film bilmiyorum ne ama. Kızım bu konuyu düşünelim. Bir düşünür müsün? Tamam. Yani bu bakış açın, naifliğin hani var ya bir de eğlenceli halin. Yani bu böyle sanki bir sete yansırsa başka bir şey olacakmış gibi. Bakalım Ceyda bu konu üzerine düşüneceğim. Sen kesin düşünmüşsün. Doğru söylüyorsun. Çalışmaktan bunu düşünemedim. Gerçekten. Çok mu yoğunsun? Yoğunum yoğunum. Ya. Yoğunluk da hoşuma gidiyor. İki oyun ama provaları bitti birinin. Bitti, biri bitti. Zaten vardı. Şimdi dizi ama arada ne yaptın? Arada hepsi çok ucu ucuna geldi zaten. Ha. Arada oyun oynamadığım zaman gidip oyun seyretmek. Evet. Bayılırım. Ne kadar güzel bir şey işte. Birlikte takılalım seninle Ceyda. Bir süre evet benim seninle gezmem lazım ama çocukları biraz daha büyüttükten sonra galiba. Nasıl yaparım hangisini nereme alıp hepsini. Ben senin kadar organize bir insan çok az gördüm. Bu aralar ben de yetişemiyorum desem. Ama çok organizesin. Bir yere kadar. Onu kabul et. Öyleyim ama ya biraz fazla yük oldu son dönem. Olamıyorum. Mesela ilk kez hiçbir şeye yetişemiyorum artık. Ya da günler kısaldı. Yani bir anlayamadım ben ne olduğunu. Ama programım hiçbir zaman tutmuyor uzun zamandır. Ne olduğunu bulacağım. Bilmiyorum bende ne olduğunu. Bulacaksın sen. Bulurum. Bulursun. Hallederim. Eyvah. Sana ayırdığım bu deftere küçücük bir satır yazar mısın sayfana? Kopya çekmek var mı? Tabii sen de çek kopya. Tamam olur kabul. Senin kopya çekeceğin hiç düşünmezdim. Bak gene şaşırttın beni. Projen uzun soluklu olsun inşallah. Umarım. Güzel olsun. Oyunuma da bekliyorum. Evet geleceğim. Programdan önce konuştuk. Hemen organize olacağım. Söz veriyorum. Bir küçük taşınma işim var. Ondan sonra koşarak geleceğim. Müzikal yani. Evet. Şarkıda söylüyoruz. Ki sesin şey. Çok hiç güzel değildir. Çok kötü değildir. Çok çalıştım. Değil ancak mi? İşte bir tane. Bak şimdi. Hatırlıyor musun Cemal Reşit Rey'de oynadığınız o müzikale geldi. Evet. Ne kadar iyiydin. Çok güzel. Çok güzel günlerdi ya. Evet. Gerçekten. Güzel günlerdi. Umarım gelecek günler eskileri bize özletmez. Umarım. Değil mi? Güzel olsun. Her sahnede şey. Parla parla parla. Hep beraber. Çok teşekkür ederim. Sana şimdi soracağım sorunun cevabını sosyal medyada yayınlayacağız. Programı kapadıktan sonra senden cevabını alacağım. O yüzden düşünmeye vaktin var. Tamam. Telaş yapmamanı rica edeceğim. tabii ki program boyunca merak ettiğim şeyi soracağım. Çünkü biraz önce sosyal medyada yapılan yorumlar, klavye kahramanlıkları, işte biz sen özgürce sokakta dolaşabilmek istiyorsun ama orada da sınır ihlal bilmeyen insan çok oluyor. Ben de nispeten senin gibi yaşayan biriyim ama çok canımız yanıyor sokaklarda. İster istemez insanlar seni biraz daha izole yaşamaya itiyor tavırlarıyla tabii ve ki, sınır bilmezlikleriyle. Ama sen gerçekten alan tanıma ustasısın benim için herkese. Nasıl oluyor bu? Senden küçücük hap bir bilgi istiyorum bizi izleyen herkese. Birbirimizi alan tanımak nasıl mümkün? Ve bu sayede yaşadığımız bu işte özgürlük, hala sevgi, aşk, saygı çerçevesinde hayat yürütebilmek sevdiklerimizle, mesleğimizle. Küçücük bunun cevabını bir rica edeceğim. En kısa şekilde aklına en geldiği haliyle ama düşünmeye vaktim var. Ben programı var kapadıktan mı? Sonra tamam. Alacağım cevabını. Yine şahane bir programın sonuna geldik. Hayran olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Rol arkadaşı da olduğum için kendimi çok şanslı saydım.
Ondan öğrenecek çok şeyim olduğunu düşündüğüm bir ismi ağırladım bugün. Işıl ışıl, pırıl pırıl olduğu gibi perdesiz ve sansürsüz belki de hayatında yaşayan, hayatın hakkını veren sevgili Bennu Yıldırımlar konuğumdu. Ardında galiba şöyle bir cümle bırakıyor düşündüğüm zaman. Alan tanımak dünyadaki en büyük özgürlük. Hiç kimseye de hiçbir şey olmaz. Daha çok özgürleşmek daha çok mutluluk getirir. Bir başka bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız. Hoşçakalın. Canım Bennu, sevdiğim dinginliği ve sevgi dolu haliyle geldi programıma. Onu o kadar özlemişim ki bana yine iyi geldi. Konuştuğumuz her şey çok kıymetliydi. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Ceyda'cığım, seni tekrar tekrar görmek harika. İyi ki varsın, seni seviyorum.